bakarım ama. Büyük bir ziyafet düzenleyin. Sarayın ve şehrin ileri gelenlerinin eşlerini davet edin. Onlara bir sürprizim var. Herkes neye uğradığını şaşıracak. Beni çağırmışsınız. Bir emriniz mi var? Senden küçük bir ricam olacak. Senden yarınki ziyafet için en iyi elbiseni giymeni, süslenmeni ve seni çağırdığımda da meclise girerek önüme bir meyve kabı koyup dönmeni istiyorum. Bu ricamı kabul ediyor musun? Sakıncası yok. Nasıl isterseniz. Gidebilirsin. Bütün misafirler için yumuşak döşekler ve yastıklar hazırlayın. Çok rahat olmalarını istiyorum. Onlar için en iyi yemekleri ve en iyi içecekleri hazırlayın. Çok miktarda turunç ve misafir sayısı kadar sivri ve keskin bıçak hazırlayın. Potifar Hazretleri izin veriyorlar mı? Ne istiyorsun söyle. Düşündüğünüz kadar kötü olmadığımı ispat etmek istiyorum efendimiz. Bana bu fırsatı verecek misiniz? Suçunu mazur göstermek yerine hatanı kabul edip kendini bir an önce düzeltmeye çalış. Sizden fazla bir şey istemiyorum. Ziyafet salonundaki perdenin arkasında birkaç dakika durup meydana gelecek olan olayları izlemenizi rica ediyorum. Olaylar mı? Mısırlı kadınlar aracılığıyla itibarımı geri kazanmaya karar verdim efendimiz. Ricamı kabul ediyor musunuz? Tamam, kabul ediyorum. Minnettarım. Başlangıçta bu daveti kabul etmek istemiyordum. Böylesine büyük bir utanca sebep olan birinin davetinde bulunmanın bizatihi kendisi utançtır. Ancak eşim Padiyamon bilhassa katılmamı istedi.
Ben de pek istemiyordum ancak merakım galip geldi. Olup biteni bütün ayrıntılarıyla bilmek istiyorum. Ben buraya sadece Yüz Arsif'i görmeye geldim. Züleyha'yı kendine böylesine esir edenin kim olduğunu görmek istiyorum. Yusuf'un buraya geleceğini nereden biliyorsun? Eğer bir kaçış yolu olsaydı kaçardım. Bu şeytani meclise katılmak bana azap veriyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.